O dönemlerin bir masumiyeti, bir saflığı her daim vardır yani. Artık yaşantılarımızın kötü olduğunu anlatmış. Tabii biz de merak ediyoruz ya her şeyi o zamanlar. Onu da merak ettik tabii. Çok bambaşka bir hayatın içine girdik bir anda. Hı hı. Bazı şeylerin kıymetini yaşamadan bilinmez. Ya gördün mü derdim. Bunların bir camide ne işi var? Bunlar camide ne yapmış olabilir ki? Eğer abi siz bana selam vermeseydiniz, benim halimi sormasaydınız ben buradan intihar etmeye gidiyorum. Hey 15'li 15'li. Evet Barış abi nasılsınız? Teşekkür ederim hocam. Siz nasılsınız? Elhamdülillah çok şükür bizlerdeyiz. Biz Hey 15'li konsepti adı altında böyle abilerimizi, arkadaşlarımızı, hocalarımızı, büyüklerimizi bir tür zaman yolculuğuna çıkartıyoruz. Eyvallah. Şimdi sıra size geldi. Öncelikle bize bir 15 yaşlarındaki halinizi anlatır mısınız? O genç Barış neler yapardı, nerelerdeydi, ilgi alanları nelerdi? Ona bir anlatabilir misiniz bize? Eyvallah hocam. Tamam biz 15 yaşlarında küçük bir Anadolu kentinde, eyvallah, yani Tokat'ta ikamet ettik. Hı hı. Oralarda yaşadık. Malum 15 yaşlarında lise zamanlarımız. Hı hı. Tabii gençlerin lise zamanlarındaki hallerini hepimiz biliyoruz. Hani ilköğretim talebesi öğrenciler, siz ne verirseniz onu alır. Evet. Yani tamam çok durdan kalktan yapmayıp neden anlamazlar ama sizden bir örnek hep alırlar. Hı hı. Yani bir de iki de üçünü de anlarlar sizi yani. Eyvallah. Üniversite talebeleri de artık aklı başına gelmiştir yani. Onlar da bir şeyler öğrenmiştir ama öğrendikleri şeyleri teyit etme, düzeltme çağındadır. Onlara da bir şeyler öğretmek kolaydır. Hı hı. Ama lise zamanı öyle değil. Lise zamanı tam bu iki dönemin arası. Yani hayatı, işte yaşantıyı, hem dini hayat, hem normal düzeni hayatı, hı hı, anlayabilme, kavrayabilme döneminin arası. İki taraftalar. Her şeyle yeni tanışıyorlar aslında. Evet. Gerçek hayatı zorluklarıyla karşılaştıkları dönemin daha ilk başları. O yüzden gençler o dönemlerde çok hızlılar. Eyvallah. Biz de bu dönemleri hızlı yaşayan, tabii klasiktir yani hızlı yaşamak. Ama gerçekten hızlı yaşadık yani. Hani şöyle hızlı yaşadık. Her ya çiçekten bir bal alan abi vardır ya, biz, hı-hı, de böyle her dala her dala konduk. Ama o dönemlerin bir masumiyeti, bir saflığı her daim vardır yani. O dönemde, hı-hı, yapılan şeyler kötülükle yapılmaz. Hı-hı. O dönemde yapılan şeyler art niyetle yapılmaz. Zulüm adı altında yapılmaz. Hı-hı. O dönemde yapılan hatalar, yanlışlıklar tamamen bir hatadır yani. Tecrübesizlikten kaynaklı. Tecrübesizliktir, meraktır, hı-hı, heyecandır. O dönemin vermiş olduğu, o dönemlerin, o yaşların vermiş olduğu, merakın uyandırdığı o, adrenalin artık ne, ne dersen de bunlardan dolayı gençlerin yapmış oldukları ufak tefek, hı hı, tabii bazen bunlar telafi edilemeyecek şeylere evrilebiliyor ama bunlar istisnadır. Sonuçta hepimiz Müslüman anne babadan dünyaya gelmişiz. Müslüman bir beldedeyiz. Elhamdülillah. Bir çizgimiz var. Bazen bu çizgileri genişletiyoruz, bazen daraltıyoruz ama lise dönemlerindeki şey, talebeler, gençler bu dönemleri hızlı yaşıyorlar. Biz de hızlı yaşıyorduk. Bizim bir arkadaş çevremiz vardı lise zamanlarında. Biliyorsunuz bizim oralar küçük yerler. Yani. Herkes herkesi tanır. Bugün yaptığınız şey yarına bir dahi kalmadan akşamını herkesin kulağındadır. Eyvallah. O yüzden biz herkesi tanırdık. Herkes bizi tanırdı. O dönemlerdeki arkadaş grubumuz, arkadaş çevremiz de hep böyle böyle atraksiyonlu, böyle hızlı, adrenalin seven, heyecanlı. Hep böyle yeni bir şeyler yapalım, yeni bir şeyler çıkaralım hani veya şöyle bir şey varmış, gelin bir bakalım. Hı-hı. Hep böyle merakla yaşadığımız dönemler. Tabii zaman zaman yaşadığımız zamanda yaptığımız şeyler bize halen daha kötü hatıralar bırakmıştır. Kötü, hı-hı, anılar bırakmıştır. Bundan da kaçış yoktur çünkü insanız. Hı-hı. 15 yaşta yani hatırlanmayacak bir yaş değil. Bunların bırakmış olduğu bazı izler kalır, devam eder ama önemli olan bu hatalardan ders almaktır. Eyvallah. Bizim bu arkadaş grubumuz her böyle alanda en uçu olan abilerle beraberdi. Yani, hı hı, birisi sporda çok iyiydi. Atıyorum yani birisi böyle yönetim tarafı böyle güçlü, otoriter, hı hı, biriydi. Birisi böyle ne bileyim cesaret de öndeydi. Hani işte birisi böyle sanat anlamında öyleydi. Birisi, hı hı, böyle efendilikte öyleydi. Evet. Hani hep böyle harman bir gruptuk yani. Ama bizim içimizde bir kardeşimiz vardı. Bu kardeşimiz hepimizin sanki böyle, tabii o zamanlar bunları anlayamıyoruz ama, hı hı, hepimizin böyle sanki yularını elinde tutan bir kardeşimizdi. Hı hı.
Bizden evvel Sadatlık'a tanışmış. Onların terbiyesi altına girmiş. Ama arkadaş çevresi maalesef biz olan. Estağfurullah. Bizi de çok seven, sevgisinin kurbanı olan bir kardeşimiz. Evet. Bizden de ayrılmak istemeyen bir kardeşimiz. Ama kendi çizgisini hiçbir zaman bozmayan bir kardeşimiz. Evet. Bizimle her yere gelir giderdi. Her yerde oturur kalkardı. Her işin içinde beraberizdi. Ama hep bir adım gerideydi. Biz hatta o dönemde onunla hep nasıl diyeyim dalga geçerdik. Ya madem buradasın, madem şimdi şey yapalım. Yok derdi. Ben sizinle olurum, sizinle gelirim ama yaptığınızı yapmam derdi. Bir gün bu kardeşimiz bizim içimizden bir kardeşimize artık nasıl oldu bilmiyoruz orayı ama artık yaşantılarımızın kötü olduğunu anlatmış. Ona öğretmiş yani. Ona arkadaş gittiğiniz yol değil tabii. Demiş yani. O arkadaş onu idrak ettirebilmiş. Sonra da biz de tabii alışık değiliz öyle şeylere. Bir de iki oldu bu arkadaş sayısı bizim içimizde ama bu arkadaşımız zaten öbür arkadaşımız biliyoruz. O hep efendidir, devam eder. Ama öbür arkadaşımız öbür halini biliyoruz ya. Şimdi yeni haldeki bize hep şey geliyor yani. Alışamıyoruz. Evet. Ne oldu sana ya? Ne oldu sana? Sen böyle değildin falan. Tabii ilk başlar böyle çok anlatılmıyor ama biz böyle üstelik de anlattı. Ben dedi böyle böyle hataların farkına vardım. Birileriyle tanıştım. Bir yerlere gittiğim bir abilerle tanıştım. Onlarla oturdum kalktım. Gerçek hayatın, gerçek yaşantının bu olmadığını anladım. Tabii biz de merak ediyoruz ya her şeyi o zamanlar. Onu da merak ettik tabii. Ne güzel. Ya nedir bu falan? Hepimizi bu iki arkadaş bir tuttu. Bizi aldılar götürdüler. Ne güzel. Yani o yaşlarda belli bir noktadaydın. Yani gençliğin getirdiği bazı heyecanla, merakla bazı hatalara düşmüştün. Ama daha sonra yine o yaşta çok güzel şeylerle de karşılaştın. Hem güzel arkadaşlıkların var hem de onlar seni daha güzel insanlarla karşılaştırdı. Aynen öyle. Peki ondan sonra neler oldu yine aynı yıllarda? Ondan sonra hocam yani bizim hayatımız grup olarak yani sadece bireysel olarak değil, grup olarak çok bambaşka bir hayatın içine girdik bir anda. Gerçekten bir anda yani. Hani böyle tabiri caizse değil tam tabir o yani. Gerçi bir sabah kalktık, yattık, bambaşka bir hayata başladık. Kalktığımız, değişik hayata kalktığımız gün ilk sabahın sabah namazına camiye gittik. İyi maşallah. Aynı grup içerisinde Ali de var mıydı? Kulakları çınlasın. Ali biraz uzaktaydı. Kulakları çınlasın. Vardı. Şöyle uzaktaydı, aynı sınıfta değildi. Eyvallah. Aynı sınıfta olsak o tam yöneyen herkesinde olurdu ama sınıf farklılığından dolayı bir adım arkadaydı ama sonra da o grubumuz Ali'ye dahil oldu. Eyvallah. Sabah dediğim gibi bu değişik hayatın sabahında biz sabah namazında camide toplandık. Yani düşünebilir misin? Maşallah. Yani bir akşam evveliyatını, şimdi her şey anlatılmaz. Az çok akıllarda tasvir edilmiştir ama bir akşam evveliyatını öyleyken bir sabah camide toplanıyorsunuz. Tabii bu bizim tek başımıza yapabileceğimiz bir şey değil. Şimdi ben kilit noktasına gelmek istiyorum. Şimdi biz öğrendik ki bu genç Barış o yaşlarda belli bir işte gençliğin getirdiği o heyecanla, hevesle hatalar etmiş biriydi. Evet. Ama yine o hatalardan dönüp güzel bir arkadaş çevresine ve güzel insanlarla tanışmış ve hayatı bir anda değişmiş biriydi o yaşlarda. Şimdi o arkadaş çıkıp gelse şu an benim oturduğum yere otursa ona neler söylemek isterdim? Biraz meseleyi bu tarafa çevirelim. Helale haramdan gidilmez. Buna iman etmişiz. Böyledir. Helale haramda gidilmez. Ama bazı şeyler vardır ki bazı insanların hayatlarında yaşamadan da bilinmez. Eyvallah. Bazı şeylerin kıymeti de yaşamadan bilinmez. Hani klasik bir örnek vardır ya, sen çocuğa ne kadar bu soba sıcaktır elleme dersen de o onu ancak elledikten sonra anlar. Onun kadar sıcak oldu. Biz sobayı elleyip sıcağın ne olduğunu anlayanlardınız. O yüzden bizim için bazı şeyler çok kıymetli. Biz bu kıymeti bildiğimiz için bizim yaşantımız o hayatı yaşayıp sonrasından doğruyu bulma yöntemi olduğu için şu an ben 15 yaşındaki beni karşıma alsam ne söyleyebilirim ben bilmiyorum. Tabii ki yapılan şeylerin doğru olmadığını anlatılırız. O zamanlar da anlatılıyor. Şöyle bir örnek vereyim. O bizim gibi olmayan arkadaşımızın babası böyle topluluklara, gruplara sohbet eden bir abimiz. Hatta yurt dışından geldi. Bizi ne zaman yolda görse tutardı hepimizi nerede olursa olsun. Yani nerede olduğunu hiçbir önemi yok. Tutardı bizi, çevirirdi, çekerdi köşeyi ve 10 dakika bizim orada sohbet ederdi. Ama her seferinde. Hatta biz onu gördüğümüz zaman uzaktan geliyor Recep amca derdi.
Karşı kaldırma falan geçerdik. O zamanlar da bize aslında bunları söylenip abilerimiz vardı. Eyvallah. Ya dediğim gibi o zamanlardaki çocuklara bir şeyler anlatarak yani öğretmek çok zor. Bazı şeyleri yaşamaları gerekiyor. Yani inşallah tabii ki biz istemeyiz kimse kötülüklere bulaşıp da yani herkes iyiyle başlasın, iyiyle bitirsin. Temenni budur. Allah Teala'nın istediği de budur. Ne söylerdin dersen kendi hayatından yola çıkarak yaşanmış şeyleri anlatmak karşı tarafa daha çok tecrübe ettirir. Evet. Ona şu şekilde anlatırdım. Bak sen şu an bunları hissediyorsun. Çünkü ben biliyorum. Şu an bunları yapmak istiyorsun. Şu an burada değil de şurada olmak istiyorsun. Ben bunların hepsini biliyorum. Yaşadım. Ama bak ucunda bu var. Sonu buraya gidiyor. Böyle şeylerle karşılaşacaksın. Bana inanmıyorsan yaşa, yap, gör. Hatta bir keresini yapmasına müsaade ederdi. Çünkü niye? Benim doğru söylediğimi tatbik etmesi için. O kötü sonuca ulaştığı zaman ya Barış abi gerçekten doğru söylemiş dedirtebilmek için hatta müsaade de ederdi. O da o benim tecrübelerime eğer inandığın zaman söylediğim her şeyi onda daha çok tesis edecek. Peki şunu da merak ediyorum. Şimdi şu an sen karşına 15 yaşlarındaki hata eden Barış'ı aldın. Evet. Peki diğerini alsam, o bir anda değişen Barış'ı karşına alsam ona neler söylemek isterdin? Şu an mı? Evet. Yani yine o yaşlarda ki Barış'a. O tövbe eden Barış karşına gelse ona neler söylemek isterdin? Ya gördün mü derdim. Her şey öyle değilmiş derdim. Eyvallah. Yani senin o ne kadar güzel dediğin şeyler, sana geçici heves veren şeyler aslında tamamen bütünle bir yalandan ibaretmiş gördüm bile. Ve ona sen ileride birilerinin hayatına etki edecek bir yere geldiğin zaman bu evladın olur veya çevrende sen sorumlu olduğun çocuklar olur. Onlara gerçek yaşadığın yani gerçek lezzeti, gerçek hazdı, gerçek tadı gördüğün zaman onun nasıl bir şey olduğunu tecrübelerinle daha iyi anlatabileceğini söylerdi. Yani biz o zamanlar, bir dipnot geçeyim. Bir keresinde şöyle bir hayatımız var. Sabah camide toplanıyoruz, namaza gidiyoruz. Geliyoruz bir çay ocağında kahvaltımızı yapıyoruz. Başımız hocalarımız, okula gidiyoruz. Okul bir an önce bitse de artık sohbete gitsek diye bekliyoruz. Sohbete geliyoruz. Gece saat 9'larda 10'larda. Takım ya yani üstümüzde önlükler hala daha durumu çıkarmamışız. Bir keresinde bizi okuldan eski halimizi tanıyan abiler, kardeşlerden bir tanesi bizi camiden çıkarken görüyor. Yani öyle bir intiba bırakmışız ki artık. Bunların diyor camide ne işi var? Bunlar camide ne yapmış olabilir ki? Yani bizim orada namaz kılmış olabileceğimiz akıllarına gelmiyor. O yok yani. Orası yok. Ve insan camiden niye çıkar? İbadet etmek için. Hani öyle bir halden geldiğin için yani şimdiki halimi görsem bence o bana öğüt verirdi hocam. Eyvallah. Yani çünkü o zamanın hali çok başka. Eyvallah. O zaman hani her şeyin böyle zirve olduğu zamanlar. Evet Barış abi 15 yaşındaki halinle, daha doğrusu 15 yaşlarındaki farklı hallerinle yüzleştin. Onlarla konuştun. Onlara söylemek istediğini söyledin. Şimdi onlar kalkıp gidecekler. Onlara son sözün ne olurdu? Hocam onlara son sözüm ne olurdu? Sadece şunu söylerdim. Sizi yaratan sizi sizden daha iyi tanıyor. Sizin neyden hoşlanıp, neyden hoşlanmayacağınızı, neyden zevk alıp, neyden zevk almayacağınızı, sizi her şeyinizle, sizi sizden daha iyi biliyor. Siz, sizi yaratana teslim olun. Onun yolunda devam edin. Onun istemediği şeyleri yapmayın. Bakın göreceksiniz ki o zaman gerçek mutluluğu, gerçek aradığınız o şeyi, o heyecanı, o muhabbeti, o hızlı, atraksiyonlu hayatı bir de öyle yaşayın derdim. Eyvallah. Gerçekten istediğiniz, aradığınız ne olduğunu göreceksiniz derdim. Bir de şunu söylerdim. Çevrenizdeki sizinle aynı ortamda olan bütün kardeşlerinize, bütün arkadaşlarınıza muhakkak selam verin derdim. Onlarla muhakkak bir nasılsın eksik etmeyin derdim. Çünkü bununla ilgili yaşanmış bir tecrübemiz var. Bir gün bir kardeşimiz bizim toplandığımız yerde de geliyor. Beraber ders yaptığımız, sohbet yaptığımız. Bir köşeye çekilip oturuyor ve kimse bu arkadaşa selam vermiyor. Kimse konuşmuyor. En son bir tane abimiz yanına gidiyor. Sadece dediği şu. Kardeşim selamünaleyküm. Nasılsın? Çocuk aleykümselam dedikten sonra ikinci cümlesi diyor ki eğer abi siz bana selam vermeseydiniz, benim halimi sormasaydınız ben buradan intihar etmeye gidiyorum. Tabii abi şaşırıyor yani. Neden böyle söyledin?
Abi diyor, benim diyor annem babam sevmiyor. Benim diyor annem babam benimle ilgilenmiyor. Arkadaşım yok. Çevremde kimsem yok. Kimse de bana gelip nasılsın demiyor. Ben de en son kendimi buraya attım. Belki burada birisi bana nasılsın der de belki hayatta tutunmam için sebep olur dedim diyor. Uzun zamandır da burada oturuyorum. Bir sürü insan geldi geçti ama bir kişi bile Allah'ın selamını vermedi. Bir kişi bile bana nasılsın demedi. Sen diyor son kişiydin. Eğer diyor sen de demeseydin ben buradan canım akacaktım. O yüzden onlara onu derdim. Muhakkak her gördüğünüz arkadaşınıza, kardeşinize bir nasılsın deyin. Eyvallah. Söyleyeceklerim bu kadar. Allah razı olsun. Eyvallah. Hey 15'li 15'li.